Ege Üniversitesi'nin spor kanalı Sportal'dan herkese merhaba. Altın Ordu Spor Kulübü voleybol antrenörü Asrın Aksoy bizlerle birlikte olacak bu hafta. Kendisine merhabalar. Hoş geldin hoş demek geldiniz. İstiyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın Asrın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bizi kırmadın, geldin. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. Ne demek, ben de davet ettiğiniz için size de teşekkür ediyorum. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Bugün keyifli bir sohbet edeceğiz. Öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Güzel olacak. Evet, yayın öncesi güzeldi. Evet, o zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Tabii. Voleybola nasıl başladın? Ben öncelikle aslında jimnastikle başladım spora. Daha sonrasında ilkokulda bir beden eğitimi öğretmenim vardı, Arzu Hocam. Kendisi beni voleybolla tanıştırdı. Voleybol hayatına böylece giriş yapmış bulundum. İlk başta asıl temelim benim plaj voleybolu. Plaj voleybolunda milli takım seçmeleri sürecim oldu. Bu süreçte çok küçük yaşta olduğum için ailem İstanbul'a gitmeme pek sıcak bakmadılar. Ben de İzmir'de salonlarda devam ettim. Böylece voleybola tanışmış oldum. Çok küçük yaşta başladın yani. Evet, yaklaşık olarak 10 yaşında, 11 yaşında falan başlamış oldum. Harika. Evet. Peki oyunculukla başlayan kariyer sürecin sonra antrenörlüğe evriliyor. Evet. Bu süreç nasıl? Bu süreçten bahsedelim mi biraz? Tabii, şöyle. Üniversiteye geçiş sürecinde spor bilimleri fakültesi mülakatlarına hazırlandım. Normal bir fakültede düşünüyordum. Fakat her zaman sporun içinde olduğum için BESYO'yu da düşünüyordum her zaman. Sonrasında spor bilimlerine girdim. Hem Ege Üniversitesi hem Celal Bayar'ı kazanmıştım. Tercihim Celal Bayar'dan yana oldu. Üniversiteye girdikten sonra oyunculuk kariyerime devam ediyordum. Fakat ufak bir sakatlık yaşamak durumunda kaldım. Ve bir süre oyunculuktan uzaklaşıp tamamen antrenörlüğe yöneldim. Ve sonra fark ettim ki tecrübelerimi ve bilgilerimi aktarmak bana oyunculuktan daha fazla keyif veriyor. Böyle olunca oyunculuktan çok antrenörlüğe yönelip kariyerime başlamış oldum üniversite 1'den itibaren. Antrenörlükte karşılaştığınız zorluklar nelerdir ve bunları nasıl aşıyorsunuz? Yani şöyle, genelde fiziksel olarak çok fazla bir zorluk yaşamıyoruz. Çoğu zaman sporcular bazında psikolojik olarak sorunlar yaşıyoruz. Genelde motivasyon eksikliği, özgüven eksikliği gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bunları sporcuyla birebir konuşarak, birlikte sohbet eşliğinde ya da ekstra antrenmanlarla çözmeye çalışıyoruz. Dış tarafta da veli bazında, altyapı kısmında genelde akademik kariyer ve spor hayatını birlikte yürütme konusunda hem öğrenciler tarafında hem de bizim açımızdan zorluklar oluyor. Bunda da yine veli ve sporcuyla birebir görüşmeler, akademik ve normal spor hayatını planlama konusunda yol göstererek birlikte ortak yolu bulmaya çalışıyoruz. İkisini beraber sağlıklı yürütebilmeleri adına. Peki antrenörlüğe geçtikten sonra oyuncuyken şunu şöyle yapsaymışım diye baktığın farklı bir açı oluşmuştur diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani bu noktalardan biraz bahseder misin bize? Şöyle, oyuncuyken sadece antrenmanın yeterli olacağını düşünüyordum. Ama tabii ki de sadece antrenman yeterli değil. Bunun dışında mental olarak da hazırlık yapman gerekiyor. Ekstra çalışmalar yapman gerekiyor. Ya, okulla birlikte spor hayatını yürütmek zaten çok zor. Özellikle Türkiye şartlarında bu ekstra zor. Bu konudaki planlamamı ve hayat standardımı daha doğru yapsaydım şu an belki antrenör değil, oyuncuydum hala. Ama bunları ben yapamadığım için sporcuları aşılamaya çalışıyorum. Onları bu konuda biraz daha bilinçlendirmeye çalışıyorum. Bu konuda bir tık daha dikkatli olsaymışım oyuncuyken çok daha iyi olabilirmiş tabii ki. Yani antrenmanlar diyorsun özellikle. Evet, antrenman dışında da keşke çalışsaydım, mental olarak da daha fazla hazırlık yapsaydım. Daha güzel işler başarabilirdim diye düşünüyorum. Peki şu an bir şey eklemek istiyorum buraya. Tabii. Bu bireysel antrenmanların takım sporunda ne gibi etkileri oluyor sence? Dışarıdan şöyle, bir göz olarak, yani antrenör gözüyle baktığında. Şöyle, şu an ne kadar basketbol, futbol, voleybol takım branşı gibi görünse de aslında tamamen bireysel branşlar. Sizin dışarıda yaptığınız ekstra mevkinize yönelik çalışmalar, eksiğinize göre çalışmalar takımdaki birlikteliği sağlıyor zaten. Sen kendi eksiğini tamamladığında takıma daha fazla katkı sağlıyorsun ve burada biz takım antrenmanlarında aslında sadece adaptasyon çalışıyoruz. Sporcuların birbirleriyle olan uyumunu sağlamaya çalışıyoruz. Ama dışarıda kendileri bireysel olarak eksiklerini tabii ki de kendileri çalışmaları gerekiyor. Bu yüzden bireysel antrenmanlar bana kalırsa artık gitgide daha da önem kazanmaya başladı. Yani takım olmanın yolu herkesin kendi işini iyi yapmasından geçiyor diyorsun. Kesinlikle.
Peki Ege Üniversitesi ve Altınordu biliyorsunuz ki siz de zaten Ege Üniversitesi'nin şu anda o sorumlusunuz kulüp bazında. Bir protokol imzaladı. Biraz bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ege Üniversitesi bildiğiniz üzere gerçekten çok köklü ve çok büyük bir üniversite. Gerçekten Ege Üniversitesi ile birlikte bu işbirliğini yürütmek bizim için çok önemli ve çok mutluluk verici. Altınordu da keza Türkiye'nin ilk spor kulüplerinden bir tanesi. 1923'ten beri günümüzde sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Bu iki gücün birleşimiyle çok güzel işler başaracağımıza eminim zaten. Şu anda sadece küçük spor salonunda spor okullarıyla başladık. Buna yetişkin kursumuz da eklenerek devam ediyor. Yaz ayları itibariyle ve önümüzdeki sezondan itibaren daha farklı projeler ve gelişmeler de olacak tabii ki. Bu konuda sizin de bilginiz olur mutlaka. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Altınordu 1923'ten beri var olan ve çok büyük bir kulüp. Evet. Tarihi, kültürü olan bir kulüp. Altyapıda da sizin de bildiğiniz gibi, yani ben sadece futbol tarafını bildiğim için söylüyorum. Bir ekolü olan bir kulüp. Altyapı, oyuncu yetiştirme, iyi bir vatandaş yetiştirme gibi ekolü olan bir kulüp. Bu voleybol branşında da bu şekilde mi? Yani voleybol branşında da bir sporcu yetiştirirken nasıl bir ekole sahipsiniz? Nasıl bir vizyonunuz var? Şöyle, Altınordu Spor Kulübü branş fark etmeksizin her branşta aynı ekolü sürdürmeye devam ediyor. Evet. Bizim vizyonumuz zaten iyi birey, iyi vatandaş, iyi sporcu şeklinde sürmekte. Şu anda çalışmalarımız da bu yönde. İlk hedefimiz tabii ki de iyi bir sporcu, disiplinli bir sporcu, iyi bir vatandaş yetiştirmek. Futbolda olduğu gibi diğer branşlarda da, voleybolda da şu anda tamamen bu ekolde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra Altınordu voleybol olarak ilerleyen sürelerde uzun vadedeki hedefimiz A takım oyuncularımızın tüm kadronun tamamen altyapımızdan yetişen sporculardan oluşması, dışarıdan transfer yerine bizim yetiştirdiğimiz sporcuların A takımımızda süre bulmasını sağlamak istiyoruz. Gerçekten çok önemli. Evet, yani bence de. Çünkü daha önce de konuşmuştuk sizle. Bu tarz projelerin ben oyuncular için çok verimli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ve ileriye açılan kariyerlerinde güzel bir kapı olduğunu düşünüyorum. Güzel bir anlaşma olacak. Bence de. Peki, ülkemizde gelişmekte olan bir voleybol kitlesi var. Yani hem seyirci anlamında hem de aslında küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa atılanlar var. Özellikle bu bir iki yılda. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şöyle, ne kadar hala tabii ki de futbola ve diğer branşlara nazaran yeteri ilgiyi gördüğünü tabii ki de düşünmüyorum. Fakat gerçekten bu gelişen kitle bize çok büyük motivasyon sağlıyor. Daha fazla güç veriyor. Daha fazla sorumluluk da veriyor elbette. Ama bu desteği gördükçe, özellikle milli takımımızın bu iki yıldır ve daha öncesinde de tabii ki de başarılarımız vardı. Ama bu iki yıldır daha fazla başarı elde etmesiyle bu kitlemiz gitgide büyümekte ve bu bize gurur ve mutluluk veriyor tabii ki. Yani, hepimize gurur veriyor. Evet. Şimdi sonuç olarak evet, futbol daha ön planda ülkede, basketbol da öyle, ama voleybolda yani yakaladığımız başarı bir şey olmayan, muadili olmayan bir başarı. Yani dünya şampiyonluğu kazandık. Kesinlikle. Ve ben hala yani yeteri ilgiyi gördüğünü düşünmüyorum voleybolun bu ülkede. Zamanla bu kitlenin daha da büyüyeceğine inanıyorum ben. Başaracağız. Evet. Peki gelecekteki hedeflerin neler? Yani gelecekteki hedeflerim şu anda tabii ki de mesleğimde çok daha iyi yerlere gelmek. Elbette Ay Yıldızlı formanın altında antrenörlük yapmayı çok istiyorum. O milli gururu yaşamayı gerçekten istiyorum. Ama bunun yanı sıra özellikle altyapı bazında sporcular yetiştirip onların iyi yerlere geldiğini görüp dönüp baktığımda, evet, bu sporcuyu zamanında ben yetiştirmiştim, benim elim dokundu demek benim için çok büyük bir gurur. Şu an biraz da olsa bunu yaşamaya başladım. Umarım ilerleyen yıllarda daha da fazla yaşarım. Şu an dediğim gibi ilerleyen süreçlerde hem milli takım kadrosunda olmayı çok istiyorum, hem de iyi sporcular yetiştirip onların çok iyi yerlere geldiğini görmeyi hedefliyorum. Çok güzel bir his değil mi o? Kesinlikle. Çok o gurur verici. Karşında canlı halini görmek somut. Şahane. Siz de bahsettiğiniz gibi bir sporcunun hayatına dokunmaktan, iyi bir sporcu yetiştirmekten bahsettiniz. Şimdi biliyorsunuz ki alt yaş kategorilerinde iyi bir, üst düzey bir voleybolcu olmak isteyen çok genç sporcumuz var. Evet. Bir antrenör olarak ve geçmişte
sahada mücadele etmiş eski bir sporcu olarak buradan onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Öncelikle mutlaka kendilerine bir idol belirlemeliler. Evet. O belirledikleri idolün müsabakalarını sürekli takip etmeliler. Günlük yaşam standartlarını örnek almalılar. Bunlar onlar için iyi bir yol gösterecektir. Bunun dışında önceden de konuştuğumuz gibi bireysel antrenmanlar çok önemli. Antrenman saatlerinin dışında yaptıkları ekstra çalışmalar onları fark yaratacak noktalar olacaktır zaten. Bunlara ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra bir de yatırımları kendi bedenleri elbette. Evet. Sporcunun ve antrenörün en büyük yatırımı kendi bedene. O yüzden bunun farkında olup ona her açıdan hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak çok iyi bakmaları gerekiyor. Tüm bunlara dikkat ettiklerinde zaten başarı istem dışı onlara gelecektir diye düşünüyorum. İdolden bahsettiniz. Ben de burada şimdi merak ettim. Sizin idolünüz kim? Yani şu an günümüz şartlarında çok fazla ekol var voleybolda tabii ki de. Belirli bir idol olarak söyleyebileceğim Santarelli günümüzde çok fazla öne çıkmaya başladı. Milli takımla yaşadığı başarılar doğrultusunda bu daha da ön planda oldu. Kendisinin iletişimini ben ekstra çok beğeniyorum. Zaten bence Santarelli'nin fark yaratan noktası bu. Daha önceki antrenörlere kıyasla sporcuyla olan iletişimi, onlarla olan diyaloğu, motivasyon konuşmaları, yani gerçekten örnek alınması gereken bir antrenör tipi. Şu an idolüm Santarelli diyebilirim antrenör bazında. Peki sizin tercih ettiğiniz veya benimsediğiniz bir oyun tarzı var mı, oyun yapısı? Şöyle, voleybolda şu anda birazcık daha güç voleybolu kadında da, zaten erkekte evet. Geçmişte de bu böyleydi ama kadında da bu ön plana çıkmaya başladı. Bence hızlı bir oyun sistemi şu anda maç kazandırıyor. Evet. Bunu her yerde görüyoruz. Artık birazcık daha hız ve güç voleyboluna dönmüş durumda. Şu an için bu oyun sistemini hem A takımda biz de bu şekilde planladık. Geçtiğimiz sezonda da. Önümüzdeki sezonlarda da böyle olacak. Artık bir tık daha yavaş ve yüksek oyundan ziyade daha hızlı ve dinamik bir oyun sistemi gelmeye başladı diyebiliriz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Benim Ömer? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Benim de başka bir sorum yok sana. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Buradan izleyenlere söylemek istediğin bir şey. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim tekrar. Geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, seve seve. Yani bu işbirliğinin içinde olmak benim için çok büyük gurur verici. Burada Ege Üniversitesi adı altında çalışmak, Altın Ordu Arması'nın altında çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Umarım birlikte uzun süre bir yol izleriz diye. Az önce söyledim, şimdi tekrar söylemek istiyorum. Benim de bu kadar güzel bir antrenörüm olsaydı ben de voleybola başlardım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. O zaman ben izninizle programı kapatıyorum. Tabii. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta programımızın sonuna geldik. Altın Ordu Spor Kulübü voleybol antrenörü Asrın Aksoy bizlerle birlikteydi. Kendisine tekrar sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Haftaya aynı günde ve aynı saatte Ege Üniversitesi TV stüdyolarında sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hoşça kalın.